İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bugün itibariyle 40. günü geride bırakıyoruz. Bugün 15 Kasım Çarşamba, mutlu akşamlar. Ana haber başlıyor. İsrail ordusu günlerdir kuşatma altında tuttuğu Gazze'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'ne sabah saatinde baskın düzenledi. Dünyanın izlediği baskında İsrail askerleri odaların duvarlarını yıktı, sivilleri avluda çıplak olarak sorguladı. İsrail hükümeti katliamlarına tam 40 gündür aralıksız bir şekilde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan'ın hedefinde 40 gündür Gazze'de taş üstünde taş bırakmayan Netanyahu vardı. Erdoğan, İsrail Başbakanı'na sert sözlerle yüklendi. Savaşın da bir ahlakı var. İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarında sayısız kez uluslararası savaş hukukunu çiğnedi. Peki İsrail nasıl savaş suçlusu ilan edilebilir? Yargılama nasıl olur? Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'ne katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde. 6 yıl sonra gelen bu kritik ziyarette masada önemli başlıklar olacak. CHP'nin 38. Genel Kurultayı'nda genel başkanlığa seçilemeyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi faaliyetlerine devam etmek amacıyla bir vakıf kuracağı iddia edildi. Söz konusu vakfın İstanbul ve Ankara'da birer ofisi olacağı belirtiliyor. NBA'deki gururumuz Alperen Şengün bu sezon tüm istatistikleri alt üst ediyor. All-Star için adı anılan milli basketbolcunun yükselişi sürpriz mi, gelişimi ne kadar sürecek? Tüm detaylar 19. saatte. İsrail ordusu Gazze'de Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi. Tanklar ve zırhlı araçlarla sağlık merkezine ablukaya alan İsrail güçleri zaten son birkaç gündür hastaneye yönelik doğrudan saldırılar düzenliyordu. Harita üzerinden de bakalım isterseniz. Evet, burası Gazze'nin en büyük hastanesi. İçeride yaklaşık 2500 kişi bulunuyor. Bunlar arasında sağlık ekipleri, aralarında 600 yaralı ve 36 yeni doğanın da bulunduğu hastalar ve hastaneye sığınan yerlerinden edilmiş insanlar bulunuyor. İsrail güçleri hastanenin cerrahi ve acil durum binalarına da baskın düzenledi. Ayrıca acil servise girdi ve hastanenin bodrumunda da arama yaptı. İşte Şifa Hastanesi'nin 5 bloğundan oluşan ki yukarıdan kuş bakışı açısıyla çekilen o fotoğrafta dahiliye ve diyaliz merkezi, hemen üst tarafında özel cerrahi ve yoğun bakım ünitesi ki saldırılarda ciddi anlamda yaralananların burada müdahalesi söz konusuydu. Yine acil servis, genel cerrahi ve ortopedi servisi hemen orta kısımdaki alan. Doğumhane, yeni doğan Filistinli bebekler burada küvezlerde bekletiliyordu ve ayakta tedavi, idare ve kan bankası da yine hastanenin hemen sağ tarafındaki kısımdı. Değerli izleyenler, şimdi bölgeye gidelim. Bölgede neler oluyor? Bugün neler yaşandı? Anadolu Ajansı muhabiri Mustafa Deveci Siderot'ta bizleri bekliyor. Mustafa Deveci, iyi akşamlar dileyelim ve 40. günü geride bırakırken bugüne dair notları neler senden öğrenelim? Cüneyt Özdemir, siz de biraz önce bahsettiniz. Bugünün en önemli ve belki de en acı haberi Şifa Hastanesi'nden geldi. İsrail güçleri gece karanlığında çok sayıda hastanın, yaralının ve evlerinden olan Filistinlilerin sığındığı hastaneye baskın düzenledi. İsrail tankları eşliğinde hastaneye girdi. Görgü tanıklarından aldığımız bilgiye göre en az 6 İsrail tankı ve çok sayıda İsrail askeri hastanenin içine baskın düzenledi ve hastanede bulunanları bir bölgeye topladı. Hastanenin bahçesinde bölgeye topladı. Saatlerce sorgudan geçirdi. Çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Bunların birçoğu, bu bilgilerin birçoğu görgü tanıklarından aldığımız bilgiler. Resmi açıklama yapılamıyor çünkü Gazze'ye 40 gündür elektrik verilmiyor. İsrail 7 Ekim'de elektriği kesmişti. Bildiğiniz gibi iletişim sıkıntısı da yaşanıyor. İnternet sıkıntısı da var ve bu nedenle de Şifa Hastanesi'nde şu anda İsrail güçlerinin hala baskının devam ettiği, oda oda, koridor koridor hastaneyi aradığı, taradığı belirtiliyor ve hastanede
Siz de tahmin edersiniz ki çocuklar var, kadınlar var, hastalar var. Hasta yatağınızdasınız ve yanında silahlı askerler geçiyor, sizleri sorguluyor. Böylesine bir sahne düşünün. Maalesef ki iletişimin olmaması ve İsrail baskını nedeniyle hastanede neler yaşandığını tam olarak anlatamıyoruz. Bu dehşet tablosunu anlatmak oldukça zor ama tahmin ettiğimiz kadarıyla birçok hasta bu hastanede bu korkuyu yaşadı. Çocuklar bu korkuyu yaşadı, kadınlar bu korkuyu yaşadı. Biraz önce Mustafa, İsrail Başbakanı arama sebebi Hamas üyelerine ulaşabilmek ya da anlattı. Övünerek rehinelere ulaşmak ilgili amacıyla mı? Elbette uzun zamandır İsrail yönetimi Şifa Hastanesi'ni hedef gösteriyordu. Ve Şifa Hastanesi altında Hamas'ın askeri kanadının tünellerinin olduğunu iddia ediyordu. Biraz daha geriye takvimleri sarmak gerekiyor. Dün akşama gitmek gerekiyor. Dün akşam Beyaz Saray'dan bir açıklama yapıldı. Ve denildi ki evet bizde de delil var ve Hamas'ın Gazze şeridindeki Şifa Hastanesi'nin altında üssü olduğunu, merkezi olduğunu teyit ediyoruz dedi. Bu ABD yönetimi, aynı ABD yönetimi 2003'te hatırlayacaktır izleyicilerimiz, Irak'ta kimyasal silah var demişti ve bir ülkeyi, Irak'ı işgal etmişti. Milyonlarca kişiyi yerinden etmiş, binlerce, yüz binlerce Iraklıyı da katletmişti. Böylesine bir açıklama geldi. Aslında bu açıklama Şifa Hastanesi'ne yapılacak baskının ayak izleriydi. Hı hı. Yeşil ışığıydı diyebiliriz. ABD yönetiminden bu baskına yeşil ışık yakıldığını söyleyebiliriz. Ayrıca İsrail ordu sözcüsü dün bir açıklama yapmış ve tırnak içerisinde belirtiyorum. Diyor ki Hamas'ın askeri kanadı Gazze'deki hastaneleri askeri amaçla kullanıyor ve bu nedenle de Gazze'deki hastaneler artık uluslararası koruma statüsünü kaybetme riskiyle karşı karşıya demişti. Hı hı. Ve İsrail ordusu sanki hastanelere daha önce saldırı düzenlememiş gibi, sanki daha önce hastaneleri hedef almamış gibi bundan sonra hastanelerin hedef alınabileceği imasında bulunmuştu ve bu iki açıklamanın ardından baskın geldi. Aramalara gelince dediğimiz gibi Hamas üyelerinin burada tünellerde saklandığı iddia ediliyordu ve işte bu nedenle de birçok birim arandı ve birçok birime girildi. Koridor koridor, oda oda girildi. Ama dikkat çekici bir açıklama İsrail Ordu Radyosu'ndan bugün yapıldı. Bununla tamamlayayım. İsrail ordusu, yani bunu Gazze'deki Filistinli makamlar söylese dünya biliyorsunuz şu anda ikiye ayrılmış durumda. Filistinlerin yanında olan ve tam Filistinlerin karşısında olanlar var. Bu Filistinlerin karşısında olanlar Hamas'ın açıklamasını veya Filistin'deki yetkililerin açıklamasını dikkate almayacaklardı. Ancak İsrail Radyosu bu sabah önemli bir haber geçti ve şunun altını çizdi. Şifa Hastanesi'nde esirlerin tutulduğuna ilişkin bir delil yok dedi. İsrail Radyosu bunu söyledi. İsrail Ordu Radyosu söyledi. Böylesine bir açıklama oldukça İsrail'den gelmesi, İsrail basınında yansıması önemliydi. İlerleyen günlerde İsrail ordusu elbette bazı şeyler gösterecektir. Bunlara yani hastane baskını elbette tepki topladı ve bazı bir şeyler yapmaya çalışacaktır. Bunu izleyicilerimiz ne demek istediğimi çok iyi anlıyorlar. Evet. Ama şu an için dediğim gibi İsrail Ordu Radyosu'nun yaptığı açıklamada bu hastanede esirlerin tutulduğuna ilişkin herhangi bir delille rastlanmadı diyelim Cüneyt Özdemir ve size aktaralım sözü. Evet. Anadolu Ajansı muhabiri Mustafa Deveci'ye teşekkür edelim ve devam edelim. İsrail'in artan saldırıları hastanelerdeki krizin büyümesine de neden oluyor. Yahya Ancı sağlık kuruluşlarındaki dramı anlattı. Gazze'yi kuşatan İsrail ordusu son günlerde hastanelere saldırılarını yoğunlaştırdı. Bu durum zaten günlerdir sıkıntı yaşanan hastanelerdeki faaliyeti neredeyse imkansız hale getiriyor. Now by Thursday communication will be completely down because Paltel, the service provider, has already announced that actually starting from today some tower will be shutting down and by Thursday all their system will be shut down because they will run out of fuel. Doktorların büyük kısmı bombardıman nedeniyle hastaneyi terk etti. Bazı doktorlar yaralılara yardım etmek için hastanede kalmaya devam ediyor ancak imkanları kısıtlı. Everyone in that hospital is in a really, really dire situation. All their lives are so threatened. So we as the world have to find a way to help them.
the best way would be to stop the hostilities right now. Focus on saving lives, not taking lives. Yaralı sayısının çok olması nedeniyle doktorlar getirilen yaralılar arasında seçim yapmak ve 10 yaralıdan birini tedavi edip diğerlerini kaderine terk etmek zorunda kalıyor. Ayrıca hastanelerin çoğunda elektrik kesik. Mevcut jeneratörlerin çalıştırılması içinse yakıt kalmadı. Doktorlar bazı ameliyatları cep telefonu ışığında gerçekleştiriyor. والذي يولد الكهرباء عبر المولدات نفاذ الوقود يعني توقف الكهرباء يعني الموت المحتم لكثير من المرضى الذين يقنطون في قسم العناية المركزة ويحتاجون إلى أجهزة التنفس الصناعي وكذلك المرضى الموجودين في أقسام العمليات والمرضى الجرحى الموجودين داخل أقسام والذي يقدر عددهم 240 أو 250 Yeni doğan bölümleri de kullanılamıyor. Kuvvetli olması gereken bebeklerin hayatı tehlike altında. Yetkililer şifa hastanesinde tıbbi yetersizlik nedeniyle 3 bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı. İsrail ordu sözcüsü Daniel Hagari, cumartesi günü İsrail'in bebeklerin daha güvenli bir hastaneye nakledilmesine yardım edeceğini söylemişti. Fakat bebekler henüz hastaneden taşınmadı. كثير منهم ما بيقدروا يحافظوا على حرارة جسمهم وبالتالي هم بحاجة لحاضنات كمان بأشكال مختلفة ممكن حاضنات مفتوحة ممكن حاضنات مغلقة هاي طبعا الحاضنات فيها أجهزة تسخين مع كنترول معين وهي بحاجة كمان لكهرباء Tüm bu sorunlara ek olarak hastanede hijyen eksikliğinden ve cesetlerin çürümesinden kaynaklanan artan hastalık riski de var. Doktorlar, cesetleri defnetme girişimlerinin etraftaki çatışmalar nedeniyle engellendiğini, morg soğutmanın ise elektrik kıtlığından dolayı çalışmadığını söylüyor. Al-kumama ve nifayat al-tıbbiyya dâhil arvıkatil mücemmâ ve adam tevaffur al-miyâh fi al-aqsâm vel-hammâmât ve inqitâ'il kahrubâ yuhaddid bi katil kul men huve mutevâcid min marda ve min kevâdir tıbbiyya ومن نازحين لا زال يقدر عددهم بال 2500 نازح داخل أروقة مجمع الشفاء الطبي. Dünya Sağlık Örgütü 7 Ekim'den bu yana 22'si hastane olmak üzere 36 sağlık tesisinin hasar gördüğünü ve şu anda yalnızca birkaç tanesinin faaliyette olduğunu belirtiyor. Evet, İsrail ordusu içeride Hamas üyeleri olduğu iddiasıyla Gazze'deki Şifa Hastanesi'ne baskın gerçekleştirdi. İsrail askerleri hastaneye girerek arama yaptı. Gazze yönetimi ve Şifa Hastanesi ise burada Hamas üyeleri olduğu yönündeki iddiaları da reddetti. Şimdi bu konuyu değerlendireceğiz. Konuğumuz Doktor Gökhan Çinkara, Necmettin Erbakan Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam merhabalar, iyi akşamlar. Merhabalar, hayırlı akşamlar diliyorum. Hocam, uzun süredir İsrail tarafı Gazze'deki hastanelerin Hamas'ın bir karargahı olduğu iddiasında bulunuyordu. Bu gece yarısı Şifa Hastanesi'ne yapılan baskın dünya kamuoyuna bunu anlatabilmek için mi, bunu kanıtlamak için mi İsrail bu baskını düzenledi? Zaten hatırlayacak olursak İsrail Gazze operasyonlarını sürekli hastaneler üzerinden kurguladığını gördük. İşte Endonezya Hastanesi, Şifa Hastanesi ve El Kudüs Hastanesi olmak üzere birçok hastane üzerinde bir sıcak operasyon hattı oluşturmaya çalışıyor. Hı hı. Tabii burada da yaklaşık 2-3 hafta önce işte İsrail askeri sözcüsü değil mi Şifa Hastanesi altında bir şey olduğunu ifade etti. Fakat bugün elimizde herhangi somut bir şey yok. Yani oradaki karargah diye adlandırdıkları yer nerede? Şimdi herkesin merak ettiği o. Yani böyle bir animasyonla yayınlandı, şey yapıldı. Fakat şu an dünya kamuoyuna bunu kanıtlayacak herhangi bir done sunamadılar. Bunun da herkes bir PR çalışması olduğunu düşünmeye başladı. Bu açıdan tabii ki insani dram bir yandan artıyor. Bir yandan da karşı tarafın bu tür kamuya yönelik algılarını şey yapacak, köreltecek açıklamaları bir yanda yükseliyor. Bu açıdan aslında tam bir kaos ortamı var diyebiliriz. Peki. Ama bu hastaneler üzerindeki sürekli vurgulamasının arkasında hiçbir şey çıkmaması da öncelikle Amerika Birleşik Devletleri bugün Washington Post
da işte yine bir yazı. Ulusal Güvenlik Dairesi'nden olduğuna dair işte bilgiler geldi falan diye. Ama elimize baktığımız zaman, şu an önümüze baktığımız zaman somut bir şey yine göremiyoruz. Bu zaten Amerika'nın Irak işgalindeki o zedelenen tırnak içerisindeki istihbarat raporları meselesinin bir nevi devamı olduk ve o zaman ikinci sorum şu Gökhan Hocam. Yani bu hastaneyle alakalı baskını arkasında Amerika Birleşik Devletleri'ni sorumlu tuttu Hamas. Bu baskının sonrasında da İsrail şu açıklamayı yaptı. Rehinelerin izine rastlanmadı diye. Dolayısıyla 40 gündür devam eden bu saldırıların ve istihbaratın arkasında Tel Aviv mi var yoksa Washington mı? Bu savaşı kim yönetiyor? Evet evet, yani bu savaşı kim yönetiyor? Aslında bu savaş, yani İsrail ve Amerika'ya zaten şu aşamada ayırt etmek çok güç. Onun altını çizmemiz lazım. Hı hı. Hem İsrail hem de Amerika. Zaten Amerika Birleşik Devletleri çok yoğun ve geniş çaplı bir askeri yığınakla Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu'da şu an askeri üsleri ve deniz alanlarındaki hakimiyetiyle birlikte. Şimdi tabii bu ikisini ayırt etmek hiç bence mümkün değil. İsrail ve Amerika zaten bence ortak bir operasyon icra ediyorlar desek daha doğru olur diye ben düşünüyorum. Zaten gidiş gelişler Pentagon'dan çok yoğunlaştı. İsrailli savunma elitlerinin Washington'a gidiş gelişleri çok yoğunlaştı. Ama tabii ki dünya kamuoyunu ikna edecekler, ya bu kadar büyük söylemin arkasında dünya kamuoyunu ikna edecek somut bir şey ortaya koymamaları tabii ki artık bu şeyin inandırıcılığı zaten başta epey bir erozyona uğramıştı ama şu an artık iyice işler çığırından çıkacak gibi geliyor bana. Fakat insani kayıplar meselesi tabii çok şey, iç acıtıyor ve o gün geçtikçe büyüyecek gibi gözüküyor tabii ki. Tabii Irak'ın işgalini hatırlattınız. Amerika'da o zaman ne demişti? Nükleer tesisler ve silahları var diye. Kocaman bir yalan olduğunu sonradan bunu, hatta o dönemki Amerika'da yönetimde görev yapan isimler bile tabii açıkladı. Şimdi burada da aynı şeyi görüyoruz. Dolayısıyla Şifa Hastanesi'ne iletişim yok, internet yok. İsrail burada hastane içerisinde bir manipülasyona imza atar mı? Yani her şey olabilir. Bunu tahmin etmek çok güç. Yani bir yalanı ortaya koyabilir mi? Birkaç dakikalık bir videodan ibaret bir videoyu dünyaya, basına servis eder mi? Zaten animasyon videosunu insanlara şey yaptılar biliyorsunuz. Evet. Yani ortada hiç ciddi somut bir görüntü olmadan animasyon videosu üzerinden insanlara böyle bir algı yaratımı yaratıldı. John Kirby'nin açıklamalarına işte baktım bugün sabah. O bile yani Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın açıklamalarına bakınca onlar bile bir uşa ikna olmuşlar şekilde açıklama yapıyorlar Washington Post'ta. Yani ben ortada somut bir veri olmadan yapılacak tüm manipülasyonların inanmak isteyene zaten buna inanacaktır. Onu da altını çizelim evet. Yani. İnanmak isteyenler zaten buna inanacaktır. Ama genel kamuoyunu yönetme ve yönlendirme noktasında hem Amerika'nın özellikle Amerika'nın hanesine tekrar bir eksi yazdığını, bunu altını çizmek lazım. O Irak'taki büyük fecaatten sonra şimdi bu yeni Orta Doğu'daki gelişmeler de bence iyice bu işin tuzu biberi olacak diye düşünüyorum. Evet. Savaş esnasında zaten hastaneleri vurmak savaş suçu ama aynı zamanda hastane içine baskın düzenlemek de ayrı bir savaş suçu diye bitirelim. Doktor Gökhan Çinkar'a çok teşekkürler, iyi akşamlar diliyorum. Değerli izleyenler, siyasetin gündemine de bakacağız ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün partisinin grup toplantısı için kürsüdeydi ve İsrail'e yönelik tepkilerini bugünkü konuşmasında da sürdürdü. Peki neler söyledi Cumhurbaşkanı Erdoğan? Hemen o mesajlarına bir göz atalım. İsrail bir terör devletidir vurgusunu bugün bir kez daha yineledi. İsrail soykırım yapıyor, bunlar Lahey'de yargılanmalılar. 13 bine yakın insan öldü, nerede bu başkanlar diyerek aslında Charlie Hebdo saldırısı sonrasında pek çok ülkenin devlet başkanı biliyorsunuz Paris'te bir araya gelmiş ve Şanzelize'de yürümüştü. Bir anlamda bu çağrıyı da onlara yaptı. Bu katliamlara aleni destek verenleri unutmuyoruz dedi. Ey İsrail, sende atom bombası var ve bununla tehdit ediyorsun. Olay Haçlı Hilal meselesidir ve diplomatik temaslarımızı daha da artıracağız dedi. Özellikle savaş suçu, tutuklama kararı ve yargılama da dahil olmak üzere bu temaslarımız daha da devam edecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan da az önce söyledi. İsrail'de nükleer bomba var. Sıkıysa açıkla dedi. Bunları biz biliyoruz dedi. Peki İsrail ne kadar nükleer silaha sahip? Başka hangi ülkelerde nükleer silah var? Hemen ona da bir göz atalım hızlıca.
Nükleer silah konusunda en yoğun kapasiteye sahip ülke Rusya, 6.225 adetle. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri'ni görüyoruz, 5.550 adetle. Çin 350, Pakistan 165 ve Hindistan'ın da 156 nükleer başlıklı silah mevcut. Hemen Fransa'ya baktığımızda kıta Avrupa'sında Fransa ve İngiltere dikkat çekmekte. İsrail'in ise Orta Doğu'da yani bölgede nükleer başlık taşıyan silah sayısı 90 ve Kuzey Kore'de yine 40'la listenin en sonunda yer alıyor. Avrupa Birliği Gazze'de binlerce insanın hayatına mal olan saldırılar karşısında halen ateşkes çağrısında bulunmadı. Peki bugüne kadar hangi açıklamaları yaptı? Başta von der Leyen, yine Joseph Borrell gibi Avrupa Birliği'nin komisyonun önemli isimleri. Onları bir hatırlayalım, bakalım neler söylemişlerdi. 7 Ekim günü Hamas Aksa Tufanı operasyonunu başlattığında Avrupa Birliği Hamas'ı kınamış, İsrail'in yanındayız mesajını vermişti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen, İsrail'in kendisini savunma hakkı olduğunu söylemişti. 9 Ekim'e geldiğimizde genişlemeden sorumlu üye Avrupa Birliği'nin Oliver Varhelyi, Filistinlilere yönelik yardımları gözden geçirme ve ödemeleri dondurma kararı aldıklarını açıklamıştı. Takvim yaprakları 14 Ekim'i gösterdiğinde yine Komisyon Başkanı Leyen, İsrail ziyaretinde Netanyahu'ya koşulsuz Avrupa'nın desteğini sunduğunu belirtti. 26-27 Ekim tarihlerinde Avrupa Birliği, İsrail'in hunharca saldırıları sonrasında insani koridor ve aralıklı ateşkesle yardımlar ulaştırılsın açıklamasını yaptı. Takvim yaprakları ilerliyordu. 27 Ekim'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde oylanan ateşkes çağrısına üye 4 ülke hayır demişti. Hangi ülkelerdi? Macaristan, Hırvatistan, Çekya. 15 ülke çekimser ve 8 ülkede evet demişti burada. 8 Kasım'a geldiğimizde Leyen, İsrail'in savunma hakkı olduğunu yineledi. Gazze'deki siviller de korunmalı. Parantez açtı orada. Ve 12 Kasım'a geldiğimizde Avrupa Birliği yardımların Gazze'ye ulaşması için çatışmalara ara verilmesi, koridorların oluşturulması çağrılarına katılmaktadır. Ve 13 Kasım Avrupa Birliği'nin dış ilişkilerden sorumlu üyesi, yani Dışişleri Bakanı, Filistinliler için yeni bir devlet kurulmalı, zorunlu göçe ve İsrail'e izin verilmemeli. Avrupa Birliği'nin 7 Ekim'le 13 Kasım'daki açıklamaların bir ton da olsa değiştiğini görebiliyoruz. Gazze'de savaş suçu işleyen İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması için de dünyadan ve Türkiye'den de başvurular yapılıyor. Peki süreç nasıl işleyecek? Detaylar Reyhan Ayıldız'ın haberinde. Uluslararası alanda da İsrail'i yalnızlaştırmaya inşallah devam edeceğiz. Bu ülkenin Gazze'li mazlumları hünharca katleden siyasi ve askeri yöneticilerinin uluslararası mahkemelerde yargılanmasını sağlayacak adımlar atacağız. İsrail'in Gazze'de devam eden katliamları uluslararası yargıya taşınıyor. Türkiye'den ilk adımı eski AK Parti milletvekili Metin Külünk'te avukatlar Mücahit Birinci ve Burak Bekiroğlu attı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne iletilmek üzere suç duyurusunda bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da başvuruyu Adalet Bakanlığı'na gönderdi. Gazze'deki katliamlara dünyada isyan ediyor. Bu kapsamda 80 lider, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Karim Ahmad Khan'a mektup yazarak İsrail'in Gazze'deki soykırımın durdurulmasını ve Netanyahu ile hükümetindeki diğer sorumluların yargılanmasını talep etti. Mektupta Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'in 2021'den bu yana Filistin'de işlediği savaş suçlarının, kullandığı fosfor gazının, mülteci kamplarına saldırılarının ve Elehliye Hastanesi'ne attığı bombaların da soruşturulması istendi. This is a clear genocide. We will not be silenced. We will keep fighting and speaking for all of the innocent people who were murdered by the Israeli occupation. That has been going for over 75 years. How many more innocent Palestinians need to be killed for the world to come to its senses?
Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf olmayan devletler arasında ABD, İsrail, Çin gibi devletler var. Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail'in ilgili suçları işlediğine karar verirse Netanyahu ve ekibi yargılanmaya başlanacak. Bu yargılanma, Lahey'de ya da taraf olan bir ülkede olabilir. Peki katliama başından itibaren destek veren ABD ve Avrupa ülkeleri Netanyahu'nun yargılanmasına izin verecek mi? Uluslararası hukukun işlemesine müsaade edecekler mi? Tarihe bakılırsa umutlu olmak zor. Ama dünyadaki vicdanlı liderlerin ve toplumların bu katliamın peşini bırakmayacağı da bir gerçek. Günlerdir sosyal medyada sık sık görüyoruz. Özellikle Filistin'e destek gösterilerinde bir karpuz dilimi hep dikkatimizi çekiyor. Peki karpuz nasıl Filistin'in sembolü oldu? Hemen onu da sizlere aktaralım. 1967 yılındaki Arap-İsrail Savaşı Gazze ve Batı Şeria'nın İsrail kontrolüne geçmesiyle birlikte sonuçlanmıştı. Kazanan taraf İsrail olduğu için masaya sundukları da kabul edilmek zorundaydı. İşgal altında Filistin bayrağı ve bayraktaki renklerin taşınması kesinlikle yasaklanmıştı. Ve yasağı aşmak için Filistinliler bayrakları yerine karpuz sembolü kullanmaya başladılar o günden beri. 19. saat ana haber devam ediyor. İşgalci İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye ölüm kusuyor. Son rakamlara göre saldırılarda artık 11 binden fazla sivil, hatta 12 bine yaklaştı. Tüm dünyada giderek artan protestolarda Gazze'deki katliam artık dursun, katil İsrail soykırımı durdur sesleri de yükseliyor. Ülkemizde de bu sesler yükseliyor. Başarılı oyuncu Deniz Uğur da bu isimlerden birisi oldu. Ve bu akşam 19. saatte konuğumuz Deniz Uğur. Deniz Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Gazze'ye yapılan saldırıların ilk gününden beri zaman zaman tepkilerin hafif tonda, daha sonra giderek yükseldiğini gördük. Sizin de son dönemde paylaşımlarınıza baktığımızda özellikle İngilizce yapmanız dikkatimizi çekti. Neden? Çünkü bizim Türk dizilerimiz dünyanın her yerine satılıyor biliyorsunuz. Dünyada en çok yurt dışına dizi ihraç eden ikinci ülkeyiz biz Amerika'dan sonra. O yüzden çok fazla yabancı takipçim oluyor, yabancı hayranlarımız oluyor. Ve ortak dilleri anlayabilecekleri lisan İngilizce olduğu için uluslararası bir sesleniş yapmak istedim. Çünkü biz zaten biz bizi biliyoruz. Benim takipçilerim de beni tanıyor ama onlara bu mesajı uluslararası bir şekilde vermek istemiştim. Kaç gün önceydi ve bu? Ulaştı da yerine. Mesajınız ilk. Vallahi birkaç tane video yayınladım. Tek tek gideceğim zaten. Her biri, bir de Fetih Suresi'nden evet, bir ayetle yapmış olduğunuz video da var. Orada evet, gideceğim ama bu yani bir ay içinde yaklaşık herhalde birkaç günde bir, haftada bir paylaştım diyebilirim. İlk gelen tepkiler neydi? İnanılmazdı. İnanılmazdı. İnsanlarda en çok şunu gördüm. Kendi duygularını ilk defa ünlü birinden duyduklarını, niye başkalarının seslenmediğini anlamadıklarını ve buna isyan ettiklerini paylaştılar benimle. Bir anlamda onların da duygularını dile getirmiş oldum ben. Çekinceleriniz var mıydı peki? Uyarıldığımı yani, söyleyebilirim. Uyarıldınız. Evet, yani bu böyle şeylere karışmak hoş değil. Bir sanatçının renkli bir sosyal medya sayfası olur. Bunun i̇tiraz dışındaki şeylere uyaranları. İtiraz da etmedim, onaylamadım da.
Ama bildiğimi okumaya devam ettim tabii ki. Çünkü ben sadece bir dizi oyuncusu değilim. Ben kendimi öyle tanımlamıyorum. Ben bir sanatçıyım. Hı-hı. Sanat evrenseldir ve dünyaya 360 derece bakıp görmek zorundayız. Biraz felsefe bilmemiz lazım. Hı-hı. Biraz inanç sistemlerine, biraz tarihe yakın olmamız lazım. Biraz politikayı da takip etmemiz lazım. Politize olmasından bir sanatçının çok hoşlanmıyorum. Böyle bir takım tutar gibi davranmasından. Ama bilgi sahibi olmamız gerekiyor ki fikir sahibi olabilelim. Gazze'de 40 gündür aslında o kadar çok şey gördük ki. Evet. Yani onların orada yaşadıklarını kaldırmak mümkün değil de biz de ekran karşısında ya da cep telefonu ya da gazetelerde aynı görüntüler görüyoruz. Bebekleri, evet, çocukları, kadınları, yaşlıları. Burada insani bir duruş mu sergilediniz yoksa içselleştirdiniz mi olayı? Yoksa bir empati mi kurmaya çalıştınız? İkisi de, yani empati kurmamaya çalışıyorum. Hı-hı. Çünkü dayanılacak gibi değil, evet, gerçekten. Yani belki de tarihin en kanlı, en vahşi olaylarını tanık oluyoruz şu anda. Herkesin de bunlara tanık olarak bir travma geçirdiğini düşünüyorum, hı-hı, aslında. Ben sesini çıkarmayan insanların da korktuğunu düşünüyorum. Birazdan oraya geleceğim. Şimdi bir videonuzda da Fetih Suresi'nden ayeti paylaşıyorsunuz. Evet. Ve çok o metni de gördüm. Yani konuşmanızda gerçekten hani insani duruş bu olsa gerek, dedim kendi içimden. Buna nasıl tepkiler geldi Deniz Hanım? Çok duygusal tepkiler geldi. Ben bir yandan da hani oralardan da varsa, hani Filistin'den, çünkü çok Arap Yarımadası'nda çok fazla takipçilerimiz var. İnternetten çok izliyorlar, hı-hı, bizi. Filistin'den de var. Eskiden İsrail'den de vardı. Sonra, evet, onlar benim paylaşımlarından sonra gittiler. Onlara bir yandan da... Gördünüz değil mi? Gördüm, yani gördüm. Bir iki itiraz geldi, mesajlar geldi, bir iki tehditvari şeyler geldi, sonra yok oldular. Fakat hepsi de aynı şekilde düşünmüyor, onu da söyleyebilirim. Yani çok fazla bu durumlardan rahatsız olan Yahudi de var. Var tabii, dünyanın farklı yerlerinde. Var, var. Zaten insan olan herkesin burada diken üstünde oturuyor olması lazım. Uykularının kaçması lazım. Şimdi bu tür durumlarda, bu tür meselelerde, bu tür acı olaylarda tabii ki Türk toplumunun beklentisi de göz önünde olan sanatçıların, şarkıcıların, tiyatrocuların, dizi oyuncularının, yani popüler olanların da bu konularda biraz hemen ilk sesi çıkaranların onların olması beklentisine giriyoruz. Evet, başka sessiz konularda da, evet, öyle olur genellikle. Her konuda olabilir bu. Ama burada bir sessiz kalınma söz konusu oldu mu size göre? Bu yüzden mi siz de itiraz ettiniz ve sesinizi yükselttiniz? Evet, bu beni rahatsız etti açıkçası. Yani herkes gibi belki ilk günlerde bir iki paylaşım yapıp da ondan sonra başımı başka yöne çeviremedim ben. Çünkü yabancı basından da bizim basınımızdan da birçok stratejisi de takip ediyorum ve belli bir fikir sahibi olabiliyorum bu konularda. Çok korkunç bir süreçten geçiyoruz. Resmen göz göre göre insanlık suçu işleniyor ve batılı devletlerinde maskesi düşmüş oluyor. Bu aslında tam bir düşünce evrimine yol açacak bundan sonraki süreçte. Ben inanmıyorum hiçbir şeyin eskisi gibi olabileceğine. Tabii bir değil, birden fazla savaş suçunun işlendiğini, evet, de zaten çünkü paylaşıyoruz. Çünkü konuşmamda da söylemiştim. The illusion is broken dedim. İllüzyon bitti. Yani yarattığınız illüzyon bitti. Neden bunu söylediniz? Dikkatimi çekti orada. Yani bu illüzyon bitti derken sözünüz kimeydi? Hangi düşünceydi? Hangi görüşeydi? Batı ülkelerine, sadece İsrail'e değil tabii, hı-hı, ki arkasındaki İngiltere, Amerika gibi ülkelere. Çünkü yöneticilerinin aldığı tavrı, izledikleri, hı-hı, tutumu gördük. Ben bizimki dışında, bizim liderimiz dışında hiçbir devletten de çok büyük tepki görmedim. Yani halkların beklediği tepkiyi alamadı insanlar yöneticilerinden, hı, ve zaten buna isyan ederek milyonlarca insan sokaklara döküldü. Şimdi dünyanın farklı yerlerinde Deniz Hanım görüyorsunuz. Londra'da, San Francisco'da, Güney Amerika ülkelerinde biliyorsunuz. Yüz binler, milyonlar sokaklarda. Evet. Bizdeki durumu nasıl görüyorsunuz? Bizde de başta İstanbul olmak üzere bu yürüyüşler yapılıyor. Kıyaslama yapın diye sormuyorum. Ama mesela Londra'daki yürüyüşü gördüğümde Türkiye'de daha büyük bir yürüyüş olmalıydı diye kendi, evet, adıma düşündüm. Evet. Biraz da şöyle bir şey var bizim toplumumuzda. Biz daha çok içeriye bakan insanlarız genel olarak.
biraz daha dışarıda olup bitenleri de içeriği doğru tahlil edebilmek için biliyor olmamız lazım. Eğer bilirsek, konulara hakim olursak, o zaman saçma sapan sorularda sormayız devletimize. Yani işte niye atıyorum Zeytin Dalı operasyonu yapıyoruz, bizim askerimizin oralarda ne işi var gibi saçma sapan sorular sormamış oluruz. Çünkü yurt içindeki güvenliği nasıl sağlayacaksınız? Bazı yurt dışı operasyonlarla sağlayacaksınız. İnsanlar bunu bilmezse doğru fikir sahibi de olamazlar. Ve tek konuştukları şey pazarda elmanın, armutun, soğanın, patatesin ne kadar olduğu olur. Bunlar çok önemli ve yaşamsal konular ama nasıl bir darboğazdan geçtiğimizi ve üzerimizdeki baskıları da algılaması gerekiyor yani insanların. Şöyle bir kıyaslama yapılabilir. Şu anda bir pet, temiz su şişe, temiz suyu bulamıyor Gazze'li çocuklar. Aynen öyle. Aynen öyle. Biraz insanların konfor alanından çıkmayı bırakması gerekiyor. Gerçekten neyin önemli olduğuna biraz daha üstünde düşünüp karar vermemiz Şimdi gerekiyor. Şimdi bazı bu tür olaylarda, sadece Gazze demeyeyim, pek çok olayda aman sesimi çıkarırsam şuradan teklif alamam, şuradaki projem iptal olur, şu konserlerim şey, hep böyle bir çekince ve bir korku, endişe de var. Mesela Fazıl Say, biliyorsunuz, tıpkı sizin gibi insani bir duruş sergiledi ve anında yurt dışındaki konserlerini iptal ettiler. Evet. Siz ve sizin gibi meslektaşlarınız bu korkuyu, bu endişeyi yaşıyor mu? Ekmeğimden olurum, işinden olurum diye. Olabilir. Olabilir ama benim için değişen bir şey olacağını düşünmüyorum. Çünkü ben her zaman düşündüğümü söyleyen biriydim. Yani benim duruşum hep buydu. İnsan karakterine engel olamıyor. Gün gelir de hani keşke bunu demeseydim diye bir anınız olur mu? Hayır, şimdiye kadar söylediğim hiçbir şeyden pişman olmadım. Fikirlerim zaman içinde gözlem yaparak değişebilir. Çünkü ben hiçbir konuda fanatik değilim. Görüşlerim değişebilir. Fakat karakterim hiçbir zaman değişmedi. Ben başrol oynadığım dizilerde de çalışanların hakkını savunan bir pozisyon aldım her zaman. Hiç kimseyle iyi geçinmeye çalışmadım. Çünkü şöyle bir İçim şey rahat var. Uyuyorum yani en azından. Netanyahu da öyle bir açıklama yaptı ki Arap ülkeleri liderlerine, sesinizi kesin ve oturun, koltuklarınıza rahat olun, oturmak istiyorsanız diye. Bizde de sanki böyle bir şey var. Bazı olaylarda sessiz kalan sanatçılara bu yönde eleştiriler geliyor. Bilemiyorum ama yani kimse için negatif bir şey söylemek istemem. Ama koltuklarda rahat oturamamamız gerekiyor zaten. Şu an yaşananlar var. Mümkün değil. Peki boykot konusunda ne diyorsunuz? Yani her ülke kendi adına bir boykot geliştiriyor. Uyguluyor. Ve işe yarıyor. Gerçekten işe yarıyor. Çok da yani zekice hazırlanmış boykotlar Kesinlikle da var. Kesinlikle öyle. Bizdekilere baktığınızda eksik ya da artı diyebileceğiniz ne gördünüz? Hayır, ben genel olarak insanların bu konuda duyarlılık gösterdiğine şahidim. Çünkü evimin işleriyle kendim ilgileniyorum. Alışverişimi de kendim yapıyorum. Alışverişe harcadığımız zaman 3 katına çıktı. Çünkü her ürünün arkasını, markasını kontrol etmek biraz daha uzun sürüyor. Ama buna kesinlikle değer. En azından işimiz rahat bir şekilde çıkıyoruz marketten. İnsanların da bunu yaptığını gördüm ben. Fakat halkı da bu anlamda yalnız bırakmamak gerekiyor. İşletmelerin de bence, yerli şirketlerimizin de mesela nasıl ki İsrail ürünleri indirime giriyor. Bizimkilerin de biraz indirime girip insanların da işini kolaylaştırması gerekiyor. Yani herkes taşın altına elini sokarsa eğer, gerçekten buradan güçlenerek çıkarız diye düşünüyorum. Doğru. Peki bu insani duruşu ve duyarlılığı gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Yayınımıza da katıldığınız için Deniz Hanım, sağ olun. Siz de. Devam ediyoruz. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping 6 yıl aradan sonra Asya Pasifik İşbirliği Zirvesi'ne katılmak ve Başkan Joe Biden'la görüşmek için Amerika'da. Peki iki liderin ajandasında neler var? Cevabına Yahya Ancı'nın haberinde bakacağız. Çin lideri Xi Jinping'in son ABD ziyareti bundan 6 yıl önce Trump dönemindeydi. Joe Biden'la ise geçtiğimiz yıl Endonezya'nın Bali kentinde düzenlenen G20 zirvesinde buluştuklarından bu yana konuşmadı. Bugünkü görüşme bir yıl aradan sonra ilk buluşma. Policy and how we move forward with China hasn't changed. This is intense competition, right? That we have said that we want to move forward with China. We understand that. And intense competition means intense diplomacy. That's what you're going to see. Görüşme hem Ukrayna hem de Gazze'deki savaşların yaşandığı dönemde gerçekleşiyor.
Amerikalı analistlere göre Biden, Jinping'den dünyada süregelen savaşların ateşini düşürmesini ve yenilerinin alevlenmesini engellemesini istiyor. Jinping'in bakış açısına göre günümüzdeki açık çatışmalar ABD liderliğindeki dünya düzenine zarar veriyor ve bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın önde gelen süper gücü olarak başarısız olduğunu savunuyor. We're not trying to decouple from China. What we're trying to do is change the relationship for the better. Çin lideri ülkesini tarihi büyüklüğüne ve gücüne yeniden kavuşturmayı hedefliyor. Çin bölgesel ve küresel sahnede yükselirken Jinping de otokratik hükümet sisteminin uluslararası meşruiyet kazanmasını ve ABD'nin üstünlüğüne meydan okumasını istiyor. Rusya ile Ukrayna ve Hamas ile İsrail arasındaki savaşlarda Washington ve Pekin'in pozisyonlarının zıt taraflarda olması tesadüf değil. Çin zaman zaman tarafsızlık görüntüsü vermeye çalışsa da Rusya'nın yanında yer aldığına dair izlenimler var. Ve Hamas'ın 7 Ekim'deki operasyonunda da Pekin Hamas'ı kınamayı reddetti. Çin aynı zamanda Rusya'nın silahlanmasına yardım eden ve Hamas'ın başlıca sponsoru olan İran'la da güçlü ilişkilerini sürdürüyor. Uzmanlar iki ülke arasındaki çizginin keskinleştiğini düşünüyor. Evet, bu bölümde Çin-ABD rekabetini konuşacağız. Konuğumuz da Profesör Doktor Merthan Dündar, Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Merkezi Müdürü. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar efendim, iyi yayınlar dilerim. Hocam geçen sene iki liderin görüşmesinde ve sonrasında Biden şunu söylemişti. Çin'le Amerika arasında soğuk bir savaş olmayacak. Bu sözü vermişti. Şimdi 6 yıl aradan sonra Xi Jinping Amerika'da ve yüz yüze yeniden görüşecekler. Masada en önemli başlık ne olacaktır size göre? Efendim öncelikle Biden'ın bu Çin'le ilgili nasıl söyleyelim ılımlı sözlerinin bir benzerini Xi'nin de söylediğini belirterek başlayalım. Xi'de hatırlarsınız Amerika Birleşik Devletleri ile yakın ilişki kurmamız için 1000 sebep var. Kötü olmamız için bir sebep bile yok mealinde bir söz etmişti daha evvelki yaptığı açıklamada. Yine hatırlayalım bu yıl içerisinde yaklaşık 6 tane heyet, Amerika Birleşik Devletleri heyeti farklı sebeplerden dolayı ve farklı zamanlarda Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaret ettiler. Anlatmaya çalıştığım şey şu, her iki tarafın da şüphesiz öncelikle diyaloğu öncelediğini ve ilişkileri daha fazla tırmandırmadan mümkün olduğu kadarıyla müzakere yoluyla çözemeseler bile sorunları kilitlenmeyecek şekilde zamana yaymaya çalıştıklarını söyleyebiliriz. Tarafların birbirinden talepleri şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri bizim dediğimiz ama kendilerinin Hint-Pasifik diye tarif ettikleri coğrafyada ve özellikle Tayvan'a yönelik olarak Çin'in herhangi bir askeri operasyon ya da daha ciddi bir kuşatma harekatına girmesini nasıl söyleyelim engellemeye yönelik taleplerde bulunacağını tahmin ediyorum. Aynı şekilde yine basından okuduğumuz, takip ettiğimiz kadarıyla tarafları Çin Halk Cumhuriyeti'nin de özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik olarak kendisine uyguladığı bir nevi ambargo diyelim. Çünkü yaklaşık 1000 ayrı kalemde yanlış hatırlamıyorsam Amerika Birleşik Devletleri Çin'le ticaretinde efendim kısıtlamalara gitti. Zannederim hani bunların ortadan kaldırılmasını ve daha eşit bir şekilde ticaret yapılmasını ilk başta talep edecektir Xi diye düşünüyorum efendim. Peki. Şimdi tabii bu görüşme iki süper güç diyelim bu görüşme yaşanırken Orta Doğu'da yangın yerine dönmüş durumda. Çin de bölgede Orta Doğu'da nüfuzunu arttırmak istiyor. Hem ekonomik anlamda hem de politik anlamda. Dolayısıyla buradan bir hamle gelir mi? Çin tarafından. Yani şüphesiz tabii bu tip nasıl söyleyelim uluslararası ilişkilerle ilgili ya da diplomasiyle ilgili meselelerde kesinlikle şöyle olur ya da böyle olur demek zor. Hı-hı. Ama tahminimiz odur ki Çin şüphesiz bölgedeki bu geçtiğimiz bir yıl içinde elde ettiği kazanımları da kullanarak ben zannederim bir arabuluculuk daha ciddi bir arabuluculuk rolüne oynamak isteyecektir ve
Yani Çin hakikaten Amerika Birleşik Devletleri ile bu konuda müzakere edip bunda da hemfikir olurlarsa bu konuda başarılı olabilir. Yalnız şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bölgedeki etkinliğini, varlığını göz önüne alacak olursak, Çin eğer böyle bir faaliyete girişecekse bunu Türkiye ile beraber yapması ya da organize etmeye çalışması hem dünya barışı açısından hem kendilerinin sonuca ulaşabilmesi bakımından faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Son olarak hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde Sayın Dışişleri Bakanımızla Çinli bir yetkili gelerek özellikle bu Filistin konusunda da bir görüşme yapmıştı. Şöyle şunu hatırlatayım, belki öyle bitirelim Mertan Hocam. Tayvan açıklarında zaten Amerikan donanması ve Çin donanması sürekli karşı karşıya. Akdeniz'de de yine aynı ortamın olduğunu da hatırlatalım. Değil mi? Doğru, haklısınız. Başta sizin de söylediğiniz gibi şimdi Çin Halk Cumhuriyeti artık süper güçlerden biri ya da süper güçlüğe oynuyor diyelim. Hı hı. Böyle olunca da bu sadece yani adam adama savunmadan ziyade alan savunması, daha geniş bir alanda faaliyet gösterme, varlık gösterme şeklinde görülecektir. Hı hı. Ya böyle olduğu için de evet, Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri Akdeniz'de ise Çin Halk Cumhuriyeti de gelecek ki bir 15 gün evvel biliyorsunuz bir askeri tatbikattan sonra Akdeniz'de de bir bayrak göstermişti. Hı hı. Ama dediğim gibi her ne olursa olsun şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hakları çerçevesinde biz de onların bulunduğu bölgelerde varlığımızı sürdürmeye devam edeceğiz diye bağlamak Peki. istiyorum efendim. Profesör Doktor Mertan Dündar, teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Sayın seyirciler, dağ başını duman almış yürüyelim arkadaşlar. Efsanevi lideri Rauf Denktaş bu sözleriyle yavru vatan Kıbrıs'ın bağımsızlığını ilan etmişti. Uğruna 1672 şehidin verildiği Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 15 Kasım 1983'te kuruldu. Kuruluşa giden süreci gelin birlikte bir kez daha hatırlayalım ve bir kez daha kutlayalım. Yıl 1960, adanın halkı olan Türk ve Rumlar arasında ortak temellere dayalı Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuştu. 1960'ta geldiğimizde Rumların Kıbrıslı Türklere yönelik saldırıları başlamıştı adada. Ve yine aynı yıl içerisinde Rumların Türklere karşı yürüttükleri saldırılar ve ambargolar artarak devam etmişti. Takvim yaprakları 1967'yi gösterdiğinde Yunanistan'da yönetimi ele geçiren askeri darbe yönetimi Kıbrıs'ta Türk köylerine saldırılar başlattı. Ve Türkiye'nin ihtarı üzerine Yunanistan adadan kuvvetlerini geri çekti. 29 Aralık'ta ise Kıbrıs Geçici Türk Yönetimi kuruldu. Ve geçici yönetim bir süre sonra Kıbrıs Türk Yönetimi'ne dönüştürüldü. Takvim yaprakları ve yıllar ilerliyordu. 1974 yılına geldiğimizde en kritik yıldı. Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamak için kurulan EOKA terör örgütü 15 Temmuz'da Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makaryos'u devirdi ve ardından adadaki Türk varlığının tehlikeye girmesi sonucu da Türkiye 20 Temmuz'da Ayşe tatile çıksın mottosuyla Kıbrıs Barış Harekatı'nı başlattı. 1975 yılında ise harekatın başarıyla sonuçlanmasının ardından 13 Şubat'ta Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu ve 1976'ya geldiğimizde Kıbrıs Adası'nda nüfus mübadelesi yapıldı. Adanın Rum tarafından ve Türk tarafından geçişler söz konusu olmuştu. Ve 1983 yılına geldiğimizde kurucu lider Rauf Denktaş, Kıbrıs Türk Federe Meclisi'nde 15 Kasım'da alınan kararla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasına imza attılar. Kutlu olsun diyelim 40. yaşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değerli izleyenler. Siyasetin gündemine biraz da bakalım. Kurultayda genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vakıf kurmaya hazırlandığı, vakıf üzerinden de CHP'yi dizayn etmeye çalışacağı iddia ediliyor. Detaylar Reyhan Ayıldız'ın haberinde. Kurultay'da genel başkanlık yarışını kaybeden CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyaset sahnesinden tamamen çekilmeye niyeti yok. Mücadele azmimden bir adım dahi geri adım atmadım ve atmayacağım. Kılıçdaroğlu'nun vakıf kurma hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Vakfın isminin 2. yüzyıl ya da 2. yüzyıla çağrı olabileceği kaydediliyor. Bugün rejmettikleri sabık genel başkanlarını galiba bir ofis açmış herhalde. Orada inşallah mutfağı da unutmamıştır.
Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun vakfın kurulmasının ardından CHP'deki olan bitenleri daha koordineli bir şekilde takip ederek bundan sonraki süreçte kendisine yakın kurmaylarla parti içi meseleleri dar çerçevede değerlendireceği konuşuluyor. Şöyle söyleyeyim, bir alternatif CHP genel merkezi olur mu orası? Doğrusunu isterseniz bir süre olur. Seçimden sonra yükü arkandayız diyen de olabilir CHP'de. Kemal Bey'in bir kez daha CHP'nin genel politikaların belirleyici olmak veya parti yönetimi belirlemek gibi bir şans olacağını açıkçası hiç zannetmiyorum. Bir diğer iddiaya göre CHP eski genel başkanı olası bir yerel seçim başarısızlığında partiyi olağanüstü kurultaya götürmek için muhaliflerle hareket etmenin yollarını arayacak. Olağanüstü kurultayın olması durumundaysa örgütlerden sorumlu eski genel başkan yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı'nın adaylığını destekleyecek. Siyaset sahnesinden hani kalmak istedi ama tasfiye oldu öz itibariyle baktığınız zaman. Elbette siyaset sahnesinden çekilmek istemeyebilir ama halk teveccüh göstermedikten sonra siz istediğiniz kadar siyasette kalmak istediğinizi söyleyin. Türkiye Dünya Bankası işbirliğiyle yeni projeler geliştirmeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Yeşil Fonu adında yeni bir fon kuracaklarını belirtti. Peki o fon ne yapacak? Hemen bakalım detaylarına. Türkiye Yeşil Fonu ile birlikte işletmelere yeşil finansman arzı sağlanacak hazine tarafından. Yine yeşil teknolojilere yatırım bu süreçte teşvik edilecek. Finansal sektör bu kapsamda çeşitlendirilecek ve fon sermaye piyasası kurulu mevzuatına tabi olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek detaylarını kamuoyuyla paylaşmıştı. 19. saat ana haber devam ediyor. Mustafa Göksel'e teşekkür edelim ve 19. saat ana haberi burada noktalıyoruz. Mutlu akşamlar.